Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. 2024 yılı Vakıf Haftası münasebetiyle sizleri külliyemizde misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yılki vakıf haftamızı yurt içinde ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 201 vakıf eserinin toplu açılışını yaparak idrak ediyoruz. Hem haftamızın hem de açılışını yaptığımız vakıf kültür varlıklarımızın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah az sonra İstanbul, Sivas, Hatay ve Priştine'ye bağlanarak bu eserlerin bir kısmının açılışlarını bizzat gerçekleştireceğiz. Bizden önce 1996-2002 yılları arasında toplamda yalnızca 56 tarihi eserin onarıldığı dikkate alınırsa, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün nasıl büyük bir başarıya imza attığı görülecektir. Sadece Türkiye içinde, sadece Anadolu ve Trakya'da değil, dünya üzerinde nerede bizlere ait, atalarımıza ait bir eser veya kültürel miras varsa oraya ulaşıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Son 21 yılda ülkemiz içinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5500 ecdat yadigarı eseri yeniden ayağa kaldırdık. Burada tek tek sayamayacağımız pek çok eserin restorasyonunu, imarını ve ihyasını hamdolsun başarıyla gerçekleştirdik. Biraz evvel yaptıkları konuşmalarda hem Vakıflar Genel Müdürümüz hem de Kültür Bakanımız yürütülen çalışmalarla özellikle kapsamlı bilgileri bizimle paylaştı. Ecdadın emanetlerine en güzel biçimde sahip çıkan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bizim kültürümüzde marifet, marifet ittifata tabidir. Özellikle vakıf kültürümüzün yaşatılmasına öncülük edenleri taltif etmek, onlara emekleri için teşekkür etmek çok önemlidir. Vakıf haftamız münasebetiyle bugün aynı zamanda vakıf insanı olarak Bayram Kızıl Aslan kardeşimize de ödülünü takdim ediyoruz. İş adamı kimliğinin yanı sıra hayırseverliğiyle de maruf olan Bayram Kızıl Aslan kardeşimiz 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Malatya Yeni Camii'nin tüm yapım masraflarını üstlendi. Bayram kardeşimizin maddi desteğiyle şehrimizin simgelerinden olan bu tarihi eseri inşallah süratle ayağa kaldıracağız. Mevla kendisinden razı olsun diyorum. Depremde yıkılan ve hasar gören vakıf eserlerimizin ihyası için gösterilen her türlü çabayı takdirle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bu hafta dolayısıyla bir kez daha vakıf medeniyetimizin oluşumunda, sürdürülmesinde, muhafazasında emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden vakıf insanlarımızı ve hayırseverlerimizi rahmetle yad ediyorum. Sadece vakıf eserlerin korunması ve ihyasında değil, kültürel hizmetlerden burslara, muhtaçlara yardımdan cemaat vakıflarına kadar geniş bir alanda genel müdürlüğümüz iftihar kaynağımız olan çalışmalara imza atıyor. İlk, orta, lise ve yüksek öğrenim seviyesinde
toplam 50 bin ihtiyaç sahibi evladımız vakıflarımızdan burs veya eğitim yardımı alıyor. Genel Müdürlüğümüzün 7 Ekim'den beri soykırıma uğrayan Gazze'li kardeşlerimize el uzattığını görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Mart ayının sonunda toplam 3 bin tonluk 125 bin gıda kolisi taşıyan 8. iyilik gemimizi Gazze'ye uğurladık. Daha sonra bu yardımlarımızı artırarak devam ettirdik, devam ettiriyoruz. Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı. İyice canileşen İsrail yönetimini ateşkese zorlamak maksadıyla diplomasi ve ticaret boyutunda baskının dozunu sürekli yükseltiyoruz. İlk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirmiştik. Geçen haftadan itibaren İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri ihtiva edecek şekilde durdurduk. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına da müdahil olmayı kararlaştırdık. ...15 bini çocuk, 35 bin kardeşimizin hayatına kast edenlerin hukuk önünde hesap vermesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Bu kararlarımızın bölgede akan kanın durmasını isteyen diğer ülkelere de cesaret aşılayacağına inanıyorum. Filistin halkının en zor günlerinde imdadına koşan aziz milletimiz, kardeşlik vazifesini ifa etme yanında insanlığın da vicdanı olmuştur. İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese veya gördükleri halde çarpıtsalar da devletiyle, vatandaşıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla Türkiye Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir. Bunda AFAD'ımızın, Türk Kızılay'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ve diğer gönüllü kuruluşlarımızın gerçekten büyük payı vardır. Sizlerin şahsında dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara ve mağdurlara destek olan herkesi, tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Değerli misafirler, bizler sevgi ve merhamet medeniyetinin temsilcileriyiz. Nefes alırken havayı, su içerken ırmağı, hasat toplarken toprağı, meyve koparırken ağacı, özellikle incitmemeye, zarar vermemeye çalışan yüce gönüllü bir kültür ikliminde yetişerek hamdolsun bugünlere geldik. Cenk meydanlarında hasımlarımızla göğüs göğüse muharebe ederken dahi gayri meşru, gayri insani yollara tevessül etmedik. Sefere çıktığında dalından kopardığı bir meyvenin ücretini bile ödeyen ecdadımız bizlere gerçekten hem örnek olacak hem de iftihar edeceğimiz eşsiz bir miras bırakmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in şu tavsiyesi asırlarca milletimize rehberlik etmiştir. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir. Evet, önemli olan sadece toprak kazanmak değil, bir şehri imar etmek, gönülleri de fethetmektir. Bu anlayışla tarih boyunca hem nice şehirler, yollar, köprüler imar ettik, hem de kalpleri kazandık. Vakıflarımız şehirlerimizin imarının yanı sıra
Fethettiğimiz yerlerdeki halkın gönlünü kazanmamıza vesile olan en önemli kurumlarımızdır. Balkanlardan Afrika'ya, Asya'dan Orta Doğu'ya kadar gönül coğrafyamızın her bir köşesinde ecdat tarafından inşa edilen camilerin, imarethanelerin, köprülerin ve kervansarayların çoğunluğu vakıf eseridir. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı gezen batılı seyyahlar bu devletler için vakıf cenneti tabirini kullanmışlardır. Hayırda yarışınız emri mucibince atalarımız vakıf kurmak suretiyle özellikle birbiriyle yarışmış, kimseyi çaresiz ve sahipsiz bırakmamıştır. Fakir fukarayı, garip kurabayı, yolda kalanı, yetimi, öksüzü, düşkünü, biçareleri gözeten, ihtiyaç sahiplerine yardımı esirgemeyen vakıflarımız aynı zamanda milletimizin huzur ve güvenliğinin de teminatı olmuştur. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkemizin ete kemiğe büründüğü kurum tartışmasız bir şekilde vakıflarımızdır. İslam'a göre insan zübde-i alem, yani alemin özüdür. İnsana hizmet İslam medeniyetinin temelini oluşturur. Vakıflarımız yalnızca insana hizmetle kendilerini sınırlandırmamıştır. Şanlı tarihimizde özellikle aç kuşlar için, göç eden leylekler için, hatta ağaçlar için, köprüler için kurulan nice vakıflar görüyoruz. Hayata ve hayatın akışına dair ne varsa oraya hitap eden, elini uzatan ve kol kanat geren bir hayır kurumuna, yapıya veya vakfa mutlaka rastlıyoruz. Değerli dostlar, sadece vakıf kurmakta değil, ecdat vakıfların korunması ve vakıf malına el sürülmemesi hususunda da çok büyük itina göstermiştir. Vakfa bir çivi çakan abad, bir çivi söken berbat olur sözü hem vakıf hizmetlerinin değerini hem de riskini ortaya koyuyor. Vakıf faaliyeti öyle hassas, öyle titizlikle yürütülmesi gereken bir iştir ki kişiye cennetin kapılarını da açabilir, Allah korusun cehenneme de sürükleyebiliriz. Çünkü bir vakfiyede tüm insanların, tabiatın, hayvan ve bitkilerin, gelecek kuşakların hakkı, hukuku vardır. Kerim devlet geleneğimizde bir vakıf içinden geçerken üzerine vakıf malının tozu bile bulaşmasın hassasiyetiyle faaliyetler yürütülmüştür. Aynı inceliğe başka alanlarda da şahit oluyoruz. Vakıf malına gösterilen bu ihtimamın kamuya dair tüm işlerde hepimize örnek olması gerektiğine inanıyorum. Burada şu hususun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Vakıf eserleri nasıl bize ecdadın ve vakıf sahibinin emaneti ise, kamu malı ve kamu görevi de milletin emanetidir. Tüy bitmemiş yetimin hakkının olduğu kamu malı ve kamu görevi ancak böyle yüksek bir şuurla yerine getirilirse verimli olur, bereketli olur, faydalı olur, sorumluluğun hakkı tam manasıyla verilmiş olur. Kamu görevlisi kendi mesuliyeti veya mesuliyet sahasıyla ilgili işlerde vatandaşlarımıza hizmet etmeye memurdur, mesuldür, mecburdur. Millete hizmet yolunda
üşengeçliğe, rehavete, kaprislere, bugün git, yarın gel sorumsuzluğuna asla ve asla yer yoktur. Her zaman söylüyorum, bugün bir kez daha ifade ediyorum. Bulunduğumuz tüm makamları aziz milletimize borçluyuz. Hangi konumda olursak olalım, hepimiz milletimize karşı sorumluyuz. Millete büyüklenmek, yukarıdan bakmak, efendilik taslamak, sorunlarını görmezden gelmek kesinlikle kabul edilemez. Hele hele kamu malına el uzatmak bizim nazarımızda ihanete eşdeğerdir. Siyasetçiler, kamu görevlileri, yönetim mevkiindekilerin ülkeyi ve millete karşı vazifelerini yerine getirme noktasında hiçbir bahanesi olamaz. Milletin derdiyle dertlenmedikten, sorunlarına çözüm bulup hayır duasını almadıktan sonra hangi vazife olursa olsun insan için yüktür. Eski Türkiye manzaralarını milletimize tekrar yaşatmamakta kararlıyız. Bu konuda özellikle son dönemde artan serzenişlerin farkındayız. Tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine inşallah bundan sonra çok daha kararlı bir şekilde gideceğiz. Kamu hizmetlerinin sorunsuz ve kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacak bürokratik atalete hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Kıymetli dostlar, külliyemizdeki bu anlamlı töreni emanete sahip çıkma bakımından sergilediğimiz hassasiyetin yeni bir nişanesi olarak görüyorum. Toplam 201 vakıf eserini asli kimliğine ve kullanım amacına uygun şekilde restore eden Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü tekrar milletim adına tebrik ediyorum. Bu eserlerin yeniden ihyasına katkı sağlayan hayırseverlerimize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlerin nezdinde tüm milletimizin vakıf haftasını kutluyor, bu hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin, özellikle gençlerimizin köklü vakıf medeniyetimizi anlamasına vesile teşkil etmesini diliyorum. Rabbim bizleri vakıfların kıymetini bilenlerden, vakıf sahibi olanlardan, geride hayırla yad edilecek eserler bırakanlardan eylesin diyorum. Bu düşüncelerle restorasyonu tamamlanan eserlerin hayırlı olmasını temenni ediyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Zat-ı devletlerini bir süre daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi Vakıf İnsan Ödülünü takdim edeceklerdir. Vakıf İnsan Ödülünü almak üzere Sayın Bayram Kızıl Aslan'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bayram Kızıl Aslan'ın özgeçmişini arz ediyorum. 1949 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesine doğan Sayın Kızıl Aslan ilk öğretimini Pütürge ilçesinde tamamladı. 1961 yılında İstanbul'a gelerek çalışma hayatına başlayan Sayın Bayram Kızıl Aslan, 1971 yılında başladığı ticaret hayatını halen Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Enesler Örme Tekstil firmasında devam etmektedir. Hayırseverliğiyle bilinen Sayın Kızıl Aslan 6 Şubat depremlerinde Malatya'da hasar gören Hacı Yusuf Taş Camii, Yeni Cami restorasyonuna ve Söğütlü Camii'nin yapımına sponsor olarak
katkıda bulunmuştur Sayın Cumhurbaşkanım ve Vakıf İnsan Ödülünü Sayın Bayram Kızılaslan'a takdim ettiler. Teşekkür ediyoruz ve Sayın Bayram Kızılaslan'ı yerlerine davet ediyoruz. Tekrar emeğinize, yüreğinize sağlık Sayın Kızılaslan. Sayın Cumhurbaşkanım, bir süre daha sizi misafir edeceğiz. Takdimleri için de şimdi Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürü Sayın Sinan Aksu'yu sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın Bakanımız ve Sayın Aksu, Sayın Cumhurbaşkanımıza Süleymaniye Camii'nin kıble cephesindeki İznik çinileriyle yapılmış mihrap nişiyle bezeli ve mihrabın her iki yanında lacivert zemin üzerine yazılmış Fatiha suresini içeren dairesel formlarla ve ilk dört ayetini barındırmakta olan kaynaklarda Ahmet Karahisari tarafından yazıldığı düşünülen yazılar, celi sülüs türünde ve turkuaz renkte vurgulanmış eşi benzeri bulunmayan bu nadide eseri Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediyorlar. Kütahya'nın meşhur efendim Çini ustaları Osman Yol, Cemil Tokgöz, Lütfiye Tokgöz ve Okay Hamdi Çakır tarafından yazıldığını da ayrıca belirtelim Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, şimdi son iki yılda tamamlanan 201 vakıf eserin toplu açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacaktır. Arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. İlk olarak Sayın Cumhurbaşkanım Hatay Sarımiye Camii'ne, sonrasında Sivas, İstanbul ve Kosova'ya gideceğiz son olarak da. Ve ilk olarak da şu anda arka planda hemen görünmekte, yine önünüzdeki ekranlarda da aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanım, Hatay Sarımiye Camii açılışında karşınızda Hatay Valimiz Sayın Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı Sayın İbrahim Naci Yapar, Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Osman Güneren, Hatay İl Müftüsü Sayın Mevlüt Topçu ve Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hüsnü Işıkgör var. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Şu anda Hatay'a gidiyoruz. İlk efendim. Evet. Hatay Valimiz Mustafa Masatlı. Mustafa Bey, bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Belediye Başkanımızı da görüyorum. Şöyle orayı bir zoomlayalım. Sayın Cumhurbaşkanım. Sarımiye Camii'ni bir görelim. Hatay Sarımiye Camii 16. yüzyıldan kalma bir eserdir Sayın Cumhurbaşkanım ve farklı dönemlerde İbrahim Naci Yapar, Antakya Belediye Başkanı, Osman Günercen Vakıflar Bölge Müdürü, Mevlüt Topçu Hatay İl Müftüsü ve Hüsnü Işıkgör Kültür ve Turizm Müdürü. Buyur valim. Sayın Cumhurbaşkanım, Medeniyetler Şehri Hatay ilimizden zat-ı hallerinize hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, liderliğinizde özellikle 6 Şubat depremi sonrası şehrimizin yeniden ihyası, inşası ve imarı için yaptıklarınızdan dolayı şükranlarımızı sunarız. Efendim, Memlükler döneminde inşa edilmiş olan bu camimiz daha sonra 6 Şubat depremlerinde hasar görmüş ve devamında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından da restore edilmiştir. Açılması için, hizmete açılması için talimatlarınızı bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kordela önünüzde, arkadaşlarımız hep birlikte makasları şöyle göreyim. Kordelayı kesiyoruz ve makaslar da bugünün hatırasına sizlerde kalıyor. Ya Allah, Bismillah. Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sivas Divri Ulu Camii'ye gidiyoruz. Evet, Abdullah Bey'i görüyorum.
Abdullah Bey bizleri duyuyor musun? Sayın... Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Kadim şehrimiz Sivas'tan, Divri ilçemizden selam ve saygılarımızı iletiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet, valimiz Yılmaz Bey'i görüyorum. Rukiye Toy Genç milletvekilimiz, Hakan Aksu milletvekilimiz, Cihan Deniz Akbaş, Divri Belediye Başkanımız, Cemal Karaca Vakıflar Bölge Müdürü, Aziz Erdoğan İl Kültür ve Turizm Müdürü. Buyur. Sayın Cumhurbaşkanım, kadim şehrimiz Sivas'tan, Divri ilçemizden selam ve saygılarımızı iletiyorum. 800 yıl önce Divri ilçemizde inşa edilmiş olan seyahatnamesinde çok özel betimlemeleri bulunan Evliya Çelebi, Anadolu'nun Elhamra'sı. Biz bu muhteşem eseri methiye ederken diller kısır ve kalemler kırık diyor. Bu muhteşem eser Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin zatıallerinizin 2010 yılında Divri ilçemize geldiğinizde yapmış olduğunuz ziyaret sonrasında vermiş olduğunuz talimatlar neticesinde bugünkü restorasyonu tamamlandı ve eski ihtişamlı günlerine geri dönüş yaptı. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere en kalbi duygularımızda şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten Anadolu'nun Elhamra'sı olan Divri Ulu Camii, UNESCO'nun, Birleşmiş Milletler'in insanlığa miras listesinde de Anadolu coğrafyasında bulunan 21 muhteşem eserin en önemlisi. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanımıza, Vakıflar Genel Müdürümüze ve Bölge Müdürümüze, emeği geçen müteahhitinden işçisine kadar, mimarına kadar herkese şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin liderliğinde inşallah Anadolu'da her bir karışında inşa edilmiş, bizlere emanet edilmiş olan tüm tarihi varlıklarımızı sizlerin kararlı duruşu ve destekleriyle inşa etmeye ve ihya etmeye devam edeceğiz. Arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum ve şu an itibariyle Divri Ulu Camii'nin bütünüyle çevre peyzaj düzenlemeleri tamamıyla yapılmış. Şu anda elinizde makaslar görüyorum ve bu makaslarla kordeleyi kesiyoruz ve bugünün hatırasına makaslar size hediyemiz olarak kalıyor. Ya Allah, bismillah. Hayırlı olsun. Şükranlarımızı arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Divri Ulu Camii'ye şöyle ziyaret yapma imkanınız olursa tavsiye ederim. Gerçekten bütünüyle Divri Ulu Camii güzeller güzeli bir yer. Evet. İstanbul Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi yeni yapıldı İstanbul Kariye Camii. Şöyle Kariye Camii'ne gelelim. Fatih Kariye Camii. İstanbul müftümüzü görüyorum. Valimizi aynı şekilde görüyorum. Şöyle bir zoomlayarak Kariye Camii'ni görelim. İstanbul Valimiz Davut Gül Bey orada. Fatih Belediye Başkanımız Mehmet Ergün Turan orada. İstanbul İl Müftümüz Safi Arpagüş orada. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Yavuz Güner orada.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz orada. Şöyle bir zoomlayarak Kariye Camii'nin içini görmemizde büyük faydalar var. ...11. yüzyıldan kalma bir eser Sayın Cumhurbaşkanım. Ve 1985 yılında da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alındığını belirtelim ayrıca. İl müftümüz neler ifade eder? Bir kendisinden dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanım, 79 yıl sonra tekrar Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restore edilerek yeniden ibadete açılıyor Kariye Camimiz. Yaklaşık Ayasofya Kebir Camii Şerifinden sonra 79-80 yıl sonra tekrar bir daha önceden cami olarak kullanılan bir mekan müzeye çevrilmişti. 1947 yılından sonra müze haline gelen bu cami tekrar vakıflarımızın gayret ve himmetleriyle tadilattan geçirilmiş, tamirattan geçirilmiş ve bugün inşallah yeniden ibadete açılarak İstanbul'umuzda müminlerle buluşacaktır. Arz ederim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Makaslar elinizde ve kordela önünüzde. Hep birlikte ya Allah, Bismillah diyelim. Kordelayı keselim. Hayırlı olsun. Son olarak Kosova Emir Alaaddin Camii'ne gideceğiz Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, şimdi de Kosova'ya gidiyoruz. Kosova'da Emir Alaaddin Camii, Priştine'de. Priştine Büyükelçimiz orada. Tunç Angılı, Serdar Çam Kültür ve Turizm Başkan Yardımcısı Naim Tırnava, Kosova İslam Birliği Başkanı Fikrim Danika, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Vedat Şahidi, Kosova Baş İmamı. Hazır mıyız? Evet Serdar Bey. Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, yaklaşık 500 yıl önce inşa edilen Emir Alaaddin Camii'nin yeniden ihyası ve restorasyonu için vermiş olduğunuz talimatlar çerçevesinde Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu itinalı çalışmalar neticesinde Kosova İslam Birliği Başkanlığı'nın katkılarıyla ve Kosova Cumhuriyeti'nin destekleriyle İhya edilmiş oldu ve gelecek nesillere aktarılmak üzere Kosova İslam Birliği Başkanlığı'na teslim edildi. Şu anda da talimatlarınızı almak üzere, açılışını yapmak üzere hazır bulunmaktayız Sayın Cumhurbaşkanım. Evet Naim Hocam, kordela önünüzde, makaslar elinizde ve böylece hep birlikte Kosova Priştine Emir Alaaddin Camii'nin açılışını hep birlikte yapalım. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı olsun.